7 veya 8 yaşındaydım, benimle yaşıt bir arkadaşım daha bizden de bir veya iki yaş küçük bir çocuk daha üç kişi çete kurmaya karar verdik Bandırmada yaşıyoruz Paşa Bayır Mahallesi paşa sokak Normalde böyle televizyonlarda e, mafya dizileri filanın çok oynadığı bir dönem değil ama bir çete kurma fikri geldi aklımıza biz bir çeteyiz o kadar dik bir bayır ki isminin hakkını veriyor Paşa Bayır Mahallesi kaldırımın kenarında oturup ilk kurbanımızı beklemeye başladık. İlkokulda bize bir deney öğretmişlerdi. Dünyanın yuvarlak olduğunu nasıl anlarız diye. Yaklaşan geminin önce dümenini, sonra bacasını, sonra gövdesini falan görüyoruz ya. Bizim kurban o bayırdan yavaş yavaş, yavaş yukarıya doğru gelmeye başladı. Önce başını gördük, omuzlarını, gövdesini. Müdahale edebileceğimiz noktaya geldiğini düşündüğümüz anda üçümüz birden ayağa kalktık ona doğru koştuk elindeki poşetlere saldırdık ve poşetleri evine kadar taşıdık. Pazardan dönen teyzelerin poşetlerini taşıma çetesi böylece ilk eylemini başarıyla gerçekleştirmiş oldu. Yıllar sonra ben büyüdüm ve bir eğitime katıldım. 10 günlük eğitimin 9. gününde eğitmen bir uygulama yapmamızı istedi. Dedi ki: dışarıya çıkacaksınız. Yaklaşık 15 kişiyiz. Dışarıya çıkacaksınız. Gün boyunca 3 iyilik yapacaksınız. En az bir tanesinden karşılık alacaksınız. Akşam geldiğinizde de konuyu konuşacağız, birlikte değerlendireceğiz. Her şeyi bırakıyoruz. Paralarımız, anahtarlarımız sadece kimlik yanımızda. Kim olduğunuz önemli. Dışarıya çıktık. Ben tabii böyle küçüklükteki çete deneyiminden yola çıkarak hemen bir marketin önünde pusuya yatarım, bir teyze bulurum, geçmişteki profilde olduğu gibi. Onun poşetlerini taşırım, ilk şeyi yerine getirmiş olurum diye düşündüm. Marketin önünde pusuya yattım, teyze çıktı, yanına gittim kibarca. Teyzeciğim size yardımcı olabilir miyim dedim. Bir şaşırdı teyze, olur dedi. Poşetlerini taşıdım, o aynı geçmişteki profilde olduğu gibi. Evin önüne kadar gittik, Normalde hiç adetim değildir, hani böyle bir iyilik yapayım karşılığını alayım hiç ama böyle kapının önündeyiz. Teyze cüzdanını karıştırıyor. Ben böyle bakıyorum yani bir bahşiş verecek, ben de iyiliğin karşılığını alacağım. Görevi yerine getirmiş olacağım. Teyze karıştırdı, karıştırdı bulamadı. Çok da mahcup dedi ki ya sana verebileceğim hiç param yok dedi. Hiç önemli değil dedim. Bir hediye var mı yani hani ya hediye derken sizden bir anı bile olabilir dedim. Ya hiçbir şey yok yanımda dedi. Ben ilk iyiliği öyle pas geçtim. Ankara'da Tunalı İlmi Caddesi çıktım dışarıya yürüyorum caddede yılbaşı arefesi milli piyango bileti satan tekerlekli sandalyede bir bayi şöyle bir baktım abiye sessiz sessiz duruyor insanlar geçiyor gittim yanına dedim ki abi sana yardım edeyim mi? Bir durdu böyle. Nasıl yani dedi. Dedim ki yardım ederim. Burada hani bilet satışlarına destek olurum belki. Niye ki dedi. E dedim sana iyilik yapmak istiyorum. Öyle geldi içimden. E olur dedi. Ben böyle geçtim yanına. Çıkmaz demeyin, şansınızı deneyin. Baktım çok işe yaramıyor. Neşeli Günler filminde Ziya'nın şey, jilet sattığı bir reklam var ya, böyle reklam yapıyor. İşte rahmetli başkan Kennedy, taçsız kral Pele, Baken Bavyer. Hepsi şeylerini buna borçlular diye biletleri göstermeye, satmaya çalışıyorum. Biraz da etkisini gösterdi. İnsanlar böyle bilet alıyorlar falan. Bir saat kadar takıldık orada. Ardından bir şey isteyemeyeceğimi anladım. Bir karşılık alamayacağım. İkinci iyiliği de yaptık. Ben caddede dolaşmaya devam ediyorum. İş anları var. İçerisine giriyorum, çıkıyorum. Sahaflar vardı şeyde. E, caddesindeki iş anlarının içerisinde. Kitaplar dağınık yerlerde. Diyorum ki kitapları yerleştireyim, toz alayım. Bana bir tane en küçük kitabı hediye edin. Hani bu, bunun karşılığı olarak yok diyorlar. Ben bir türlü üçüncü iyiliği yapamadım. Otelin önüne geldim. Akşam artık hava karardı. Çaresiz içeriye gireceğim. Görevi tamamlayamamışım ama ne yapacağımı düşünüyorum. Yan tarafta bir kebapçı var. Bir kamyonet yanaştı. Hır diye odunları döktü. Çekti gitti. Bir odunlara baktım, bir kendime baktım. Yaklaşık böyle bir kıyafetteyim. Eğitime katılmaya gitmişim sonuçta. Girdim içeriye, dedim ki, abi dedim odun geldi. ee dedi, taşıyayım mı dedim. Bir baktı böyle, sen mi taşıyacaksın dedi. Taşırım dedim. İyi taşı dedi. Bir kasa aldım, odunları doldurdum. Taşıdım içeriye, yarım saatte. Üstüm kirpas Salondan içeriye girdim, dedim ki başardım. En yüksek karşılığı, 5 lira almıştım 2008 yılında. En yüksek karşılığı, iyilik karşılığında alan benim. O gün şunu anladım. İyilik yapmak çok zor. İnsanlara iyilik yapmakta çok zorlandım yetişken yetişkinken. Halbuki bu çocukken çok kolaydı. Sokakta oynadığım oyunlar bana iyilik yapma şansını vermişti demek ki. Şimdi sokakta oyun oynayan çocuklar ne yapıyor sorusunu bir düşünelim. Belki de iyilik yapmak için bir yerlerde bir mücadele veriyorlar. Yanınızdaki arkadaşınıza dönüp, şöyle bir yüzünüzü kapatıp bir açar mısınız şöyle? Şöyle yapacaksınız. Hemen. Teşekkür ederim. C seslerini falan duydum. Bu bizim muhtemelen oynadığımız, bildiğimiz, tahmin ettiğimiz ilk oyunumuz. Yokum, varım. Ayrıl, kavuş. Çocuğun yetişmesinde, varlığında bir etki yaratıyor. Buz Devri filminin ilk bölümünde kılıç dişli kaplan bulduğu bebeğe bu sahneyi yapıyor. Böyle şey pençeleriyle where is baby, deriz diyor. Çocuk gülüyor ona, o kadar varlığımızı ispat ettiğimiz bir şey var orada. Oyunun temelinde birazcık bu yatıyor. Var olmak, biz olmak hoşumuza gidiyor. Ben yaşıyorum, varım kısmını o oynadığımız küçücük oyun bile sağlayabiliyor. Bir düşünsenize, ıssız adaya düşseniz yanınıza alacağınız üç şey ne olurdu? Şöyle bir aklınızdan geçirin. Biz çocukken çok oynardık bu oyunu. Issız adaya düşsen yanına ne alırsın? Üç tane şey say. Ben bunu bir eğitimde oynattım takımlar oluşturduk ve katılımcılar liste yapıyorlar. O listeyi önce bireysel olarak yapıyorlar ardından da takım olarak liste yapıyorlar. Bireysel listelerle takım listelerini karşılaştırıyoruz. Hani etkileyiciliğiniz, takımla iletişiminiz hani ne kadar etki yaptınız onu anlamaya çalışıyoruz. Eğitimin temel amacı bu. Takımlar sunumlarını yapıyorlar, listelerini açıklıyorlar. O sırada takımlardan bir tanesinin ilk sırasında şey çıktı, ayna. Dedim ki yani ıssız adaya düşmüşsünüz ve makyaj mı tazeleyeceksiniz nedir yani? Bu konuyla ilgili takımı ikna eden kişi söz aldı. Dedi ki hocam dedi ıssız adaya tek başıma düşersem var olduğumu yaşadığımı kendime ispat etmek zorundayım ki mücadeleye devam edeyim. O yüzden ayna şart dedi. Hepimiz evet ya ilk sırada bir ayna olursa iyi olur diye düşündük ya kendi kendimize ispat edeceğiz. Çünkü yalnız kalamıyoruz. En kötü ihtimalle kendi kendimize kalacağız ya da etrafımızda birileri olacak. Birileri olacak. Onlarla oyun oynayacağız. Oynadığımız oyunlar bizi sosyalleştirecek. Çok heveslenirim okuduğu kitaplardan böyle direkt cümle söyleyen insanlar böyle benim idolümdür. Mesela düşünsenize az önce size poşetlerini taşıdığımız teyzenin hikayesini anlattım. Onu anlatırken şöyle bir cümle kuruyorum. Hmm, Dostoyevski'nin Karamazov Kardeşler kitabında şöyle bir cümle geçer. Hayat iyi, biz kötüyüz. Şimdi böyle bir cümleyi söylemeyi çok istedim hayatım boyunca ama hiç söyleyemedim bugüne kadar. Hep şunu düşünüyorum, diyorum ki acaba okuduğum kitaplar uçup gidiyor mu? Ben onları unutuyor muyum? Boşa zaman kaybettiğim şeyler mi kitap okumak? Sonra bir gün bir yerde bir ampul yandı. Hayır, aslında o okuduğum kitaplar kaybolup gitmiyor. Benim hayatımı şekillendiriyor. Kişiliğime bir şeyler katıyor ama ben o esnada onu fark etmiyorum. Yavaş yavaş büyüdükçe, ilerledikçe karşıma çıkıyor. İşte sokakta oynadığımız oyunlar da tam olarak böyle. Bizi geliştiriyor, kişiliğimizi, karakterimizi besliyor ve bir adım daha ileriye gidebilmemizi sağlıyor sokakta oynanan oyunlara ne oldu? Onlar bizim karakterimizi beslemeye devam ediyorlar ve karakterimizi ilerleyen noktalarda da besleyecekler. Bir iş ilanı olsa karşınızda, iş arıyor olsanız o ilanda çok büyük olasılıkla şöyle ifadeler göreceksiniz. İletişimi kuvvetli, liderlik becerileri olan, özgüveni yüksek, takım çalışmasına yatkın, esnek, zaman yönetimi konusunda iyi, Böyle bir liste. Hatta bu listeye böyle iki üç şey daha ekleyelim. İşte vizyonu, ileri görüşlülüğü olan rekabetçi, motivasyonu yüksek maddelerini de eklersek girişimcinin özelliklerine de ulaşmış oluruz. Şimdi önümüzde böyle bir iş ilanı var. Bu bir kenarda dursun. Biz tekrar bir sokaklara dönelim. Topunuzu aldınız, dışarıya çıktınız. Şöyle bir ses duyuyor olmam lazım. Oğuz, papucu yarım, çık dışarıya oynayalım. Duydum size, çıktım dışarıya, arkadaşlarımız geldi ve biz top oynamaya başladık. Nasıl başlayacağız? Takımları oluşturmamız lazım. Takımlara liderlik edecek kişileri seçeceğiz önce. E, lider olmanın o dönemde iki kriteri olabilir. Bir, çok iyi top oynuyor olabilirsiniz. İki, topun sahibi olabilirsiniz. İş başvurusu yaptığınız zamanları düşünün, bu iki kriteri sağlayabiliyor musunuz? Sonra bir seçme yerleştirme dönemi başlıyor. Şimdi iş başvurusunun içerisindeyiz hala. E, i̇ki yöntem var. Bir tanesi adımlamak. Aldım verdim, bilen var mı bilmiyorum. Ben seni yendim, gazeteye ilan verdim diye. Ayağınız üstte kalırsa ilk oyuncu siz seçme hakkına sahip olursunuz. Bir lidersiz biri benim. Veya ikinci bir yöntem var. Aç kapıyı bezirgen başı oynayabiliriz. Bu arada bezirgen ticaret yapan tüccar demekmiş. Girişimciliği böyle çocukluk aşamasından aşıladığımız bir durum var ortada. Kapı hakkı ne verirsin ne alırsın aşağıdan geçen kişiyi yakaladık. Bu sefer hangi takımda yer alacağını oradaki kişi seçiyor. Yani benim seçecek, sizin seçecek o karar veriyor. Takımlarımızı oluşturduk. Maç yapacağız, futbol oynayacağız diyelim ki. 7 kişiyiz, 3 kişi bir takımda, 4 kişi bir takımda. Eşitsizlik oldu, dayanamıyoruz. Adalet güdümüz biraz kabarıyor orada. Diyoruz ki güçlü kişilerden bir tanesi diğer takıma geçsin de adaleti sağlayalım. Oradaki adalet ve esneklik karşımıza çıkıyor. Ardından zaman yönetimi yapmamız lazım. Çünkü baba eve geldiğinde topumu verin ben gideceğim diyeceksiniz büyük ihtimalle. Dolayısıyla zaman da doğru yöneteceğiz ve eve döneceğiz. Başka bir oyun saklambaç oynuyoruz. Saklambaçta ebesizsiniz diyelim ki bizler kaçıştık saklandık bir yerlere. Bir tanesi yakalandı dedi ki elma dersem çık armut dersem çıkma. Elma dedi ben çıkacağım o sırada size bir arkadaşımla da yan yanayım diyelim ki o esnada tam kafamı çıkardım. Ebe beni gördü dedi ki Oğuz orada sın kırmızı montun var. Şimdi hemen bir şey yapmamız lazım. Empati kurmamız lazım. Montlarımızı değiştirdik. Ben sizin yeşil montu giydim. Siz benim kırmızıyı giydiniz. Çıktık dışarıya. "Hayır bilemedin. Çelik çömlek patladı." diye oyunu bıraktık orada. Benim çok sevdiğim bir oyun var. Japon Kale diye. Biraz böyle futbol odaklı oldu ama Japon kale diye Japon kalede bir daire oluşturuyoruz. Her birimizin birer tane kalesi var. Ortaya bir tane top koyuyoruz. Amaç gol atmak ama gol atarken de gol yememeye çalışacağız. Strateji geliştirmek zorundayız. Çünkü gol atmak üzere ileriye çıktığımız anda topun yönü değişebilir ve gol yiyebiliriz. Yanımdaki arkadaşımla bir strateji oluşturuyorum. Diyorum ki gel birlikte hareket edelim. Karşıdan böyle gözümüze birini kestiriyoruz. Ona yüklenelim. Paslaşarak gidelim. şeyi atalım. Golü atalım ona. Tam çıkıyoruz ileriye doğru. O sırada yanımdaki arkadaşım bana şöyle ufak bir yamuk yapıyor. Topu alıyor ve hazır kale boşken benim kaleye gol atıyor. Dost kazını da öyle öğrenmiş olduk. Oynadığımız her bir oyun bize bir şeyler kattı. Öz geçmişimizi de beslemeye başladı. Yavaş yavaş şekillendirdik. Mesela seksek oynamaya karar verdik çatılardan düşmüş bir kiremit parçasını bulup kareler çizmemiz lazım. Düzgün, aynı büyüklükte olması lazım. Aynı zamanda da zıplarken onun üzerinde çizgilere basmayacak kadar uzak olmalı. Taşı yeteri kadar uzağa atabilmemiz lazım. Orada da düzen ve koordinasyonu sağlamayı öğrendik. Görsel bakış açımızı, motor becerilerimizi geliştirdik. Sokakta oynadığımız oyunlara ne oldu diye sorun. Sokakta oyun oynayan çocukların özgeçmişlerine girmeye başladı. Şimdi o iş ilanı vardı ya, oraya başvurduk, mülakata girdik. Bize sordu, liderlik tecrübeleriniz ne? Ee, bir WhatsApp grubunda yönetici olarak görev yapıyorum gibi bir şeyle sıyrılmaya çalıştık, o olmadı. Dedi ki, aslında çok iyi saklambaç oynarım, empati yeteneğim güçlüdür. Veya döndük diğer taraftan dedik ki, Japon Kale'de de acayip strateji geliştiririm, rekabet becerilerimi çok kuvvetlendirdim diye dedi ki lütfen ciddiyete davet ediyorum sizi gerçek deneyimlerinizden bahsedin. Ne yani ben şimdi özgeçmişime Japon Kale'deki deneyimlerimi yazamayacak mıyım diye bir soru oluştu aklımızda. Sokakta oynadığımız oyunlar özgeçmişimizi güçlendirdi. Attığımız her adımın, yaptığımız her işin bize katkısını görmeye başladık. Şimdi bir sürü böyle Materyalle oynanan oyun var. Onlar olması olmaz mı? Şimdi ben bunları anlatırken, oyunları anlatırken yüzlerinizde şeyi de görüyorum böyle. Aa evet ya oynasak, seksek ne zamandır oynamıyoruz falan diye. E, yapabiliriz tabii ki. Dışarıya çıkarız. E, çatıdan düşmüş bir kiremit parçası bulmamız lazım. E, yalnız çatılara ondulin diye bir malzemeyle kaplıyorlar. Bir de güneş enerji sistemleri var. Bulamayabiliriz. Bir tebeşir bakalım. Zaten okulun içerisindeyiz. Pardon ya, board markerlar var değil artık Onun yerde çizmekte zorlanabiliriz. Peki ne yapsak, çelik çomak oynasak mesela, bunun için boş bir arazi bulmamız lazım. Henüz üzerine bina veya AVM yapılmamış. Bir de arabaların camlarına dikkat etmemiz lazım. Kaskolar karşılamayabilir, bizim için bir sorun yaratabilir. Oyun oynamak bu kadar zor mu? Sokakta oyun oynamak gün geçtikçe biraz daha zorlaşıyor. Ben yetişkinlere oyun oynatmaya çalıştığımda o da zor oluyor. Japon kaleyi yetişkinlere oynatayım dedim. Ama oyunu manipüle edeceğim. Birden fazla top sokmam lazım oyuna hazırlık yapıyorum. Malzemeleri almaya gittim. Lastik top alacağım. Memlekette lastik top kalmamış haberiniz olsun. Daha kötüsü mahalle bakkalı da kalmamış. Çünkü lastik top nerede olur? Mahalle bakkalının önünde filenin içerisinde asılı durur. Mahalle bakkalı arıyorum yok. Top arıyorum yok. Büyük marketlere gittim ben lastik topu bulamadım. Çok zorlandık sonra da basketbol topu almıştım içeride oynayabilelim diye. Bu kadar zor mu? Evet maalesef zor. İşimizi zorlaştırıyor mu? Zorlaştırıyor. Peki Geldiğimiz noktada ne yapacağız? Şimdi konu biraz daha şeye geldi böyle, işte nerede o eski bayramlar, biz sokaklarda büyüdük, efendim çok güzeldi sokakta oynanan oyunlar, evet. Gelecek için de bir şeyler düşünmemiz lazım. Gelecek için yapacağımız her şey, çocuklarımızın, bizim sahip olduğumuz, o az önce o oyunlar bize ne kattı sorusunun cevabına katkıda bulunacak çocuklarımıza. Onun için de bir şeyler geliştirmek zorundayız. Ama bir alternatif var mı? Var. Ekran başında oynanan dijital oyunlar. Onlar da hiç fena değil. Yani bu oyunları geliştirenler de ayrıca çok güzel işler yapıyorlar. Çocuklar bir şirket kuruyorlar 2019 yılında 2021 yılında 1 milyar dolar değerlemeye ulaşıp unicorn oluyor mesela ve yaptıkları şey oyun geliştirmek çok güzel. E onlar da bizim biraz daha böyle strateji kabiliyetimizi geliştirir mi? Mutlaka geliştirir. İletişim becerilerimiz yalnız bazı eksiklikleri kalır. İşte benim derdim bu. Evet o ekran oyunları, o dijital oyunlar da bizi geliştirmeye devam eder. Fakat onları destekleyici bazı şeylere ihtiyacımız var. Siz yakan topu oynarken, yandığınızda, sokakta yakan topu oynarken yandığınızda, oyunu en son kaydettiğiniz yerden tekrar başlama gibi bir imkanınız olmaz. Veya saklambaç oynarken, ben bu profilden sıkıldım, dur, profil değiştireyim diyemezsiniz. En fazla arkadaşınızla montlarınızı değiştirirsiniz. Ama bu oyunların o az önce bahsettiğimiz dijital oyunlara karşı savaşında biraz daha şanslı olduğunu gördüğümüzü söyleyebilirim. Sonuçta biz oyun oynamak zorundayız. Bir çocuklarımıza oyun oynatmak zorundayız. İki lütfen bulduğunuz her fırsatta oyun oynayın. Telefonunuzdan bahsetmiyorum. Ya işte seksek sek şimdi kim çizecek onu da ayarlamak o kadar kolay olmayabilir ki. En kötü ihtimalle şu konuşmaların ilk bölümüne ara verildiğinde o arada dışarıda üç tur taş kağıt makas oynayabilirsiniz. O zaman benimle birlikte oyun oynamak isteyenler elime mum diksin. Teşekkürler.